Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden İstihbaratlar Başkanı Bebek Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedilecek. Bu olay bu şekilde kapatılacak mı Alper? Yapılacak başka bir şey yok. Devlet İstihbaratlar Başkanı suikaste kurban gitti diyemez. Niye? Devlet başkanları suikaste kurban gidiyor da istihbaratların başkanları mı öldürülemiyor? Kurum önceki olaylardan ötürü zaten yıpranmış durumda. Bir de başkanın öldürülmüş olması kamuoyunda sıkıntı yaratır diye düşündü herhalde büyüklerimiz. Büyüklerimiz dediğin Cengiz. Neticede vekaleten de olsa şu anki başkan Cengiz. Alper, Vural Köstebey'in Cengiz olduğunu söyledi. Bu mümkün değil. Sen kulağınla işittin başkanın Cengiz'i sana önerdiğini. Abdülay da kulağıyla işitti Vural'ın Cengiz'in köstebek olduğunu söylediğini. Vural şerefsiz ölürse yerine kimin geleceğini tahmin ettiğinden yıpratmak için söylemiştir. Vural kendinden başka hiç kimseyi düşünmez. Hele ki ölümünden sonrasını. Hele de beş parmağı kırıkken. Cengiz bizim dava arkadaşımız. Zor günlerde hep beraber olduk. Vural'ın bütün tekliflerini reddetmiştir. Hiçbir şekilde satan adam değildir. Neticede gelip geleceği en üst makama gelmiştir. Neden ihanet içinde olsun ki? Vural niçin ihanet etti o zaman Alper? Vural'ın mayası bozuktu zaten. Alper, ben bunu tartışmaya açmıyorum ki. Sana duyduğumu söylüyorum. Ben de sana bildiğimi söylüyorum. Benden şüphe et, Cengiz'den etme. Neyse. Neticede Vural'ın yalan mı doğru mu söylediğini hem zaman hem de Cengiz'in icraatları gösterecek. Ben yine de dikkat ederim ama zannetmiyorum. İskender Büyük hakkında ne biliyorsun? En son İstanbul'a geldiğini duydum. Kimin adamı? Kimsenin altında çalışmayacak kadar egosu yüksek bir adam. Başkanlığı hukuku ne? Başkan sevmezdi onu. Kendini bir şey zannediyor. Bu adama hala nasıl tahammül ediyorlar anlamıyorum diyordu. Tahammül derken? Her kirli işin içinden çıkan bir adam. En son sürgündeydi. Başkan da İstanbul'a gelişine şaşırdı ama... Başkanı İskender mi öldürdü diyorsun? Bunu bana mı soruyorsun Alper? Cengiz İskender'e sorsun. Ya da kim öldürdüyse bulsun. Başkan sadece seninle cesedi yanında bulunan Kamil'in bildiği gizli evinde öldürüldü. Öldürülüş biçiminde herhangi bir imza yok. Arkadan vurulmuş. Başkanın arkasını döneceği kadar tanıdığı biri. Silahı mekanı bırakmış gitmiş. Acelesi yok. Hatta pervası yok. Diyelim ki Büyük İskender öldürdü usta. İskender'in üstüne gidilirse ülkeyi kan gölüne çevirir. Adamın bir gücü var. Emrinde insanlar var. Kullandığı ve kullanacağı örgütler var. Şu an için yapacak bir şey yok. Devletten güçlü mü İskender? Değil. Peki başkanın beni görüştüreceği ihtiyarlar, onlar ne yapıyor? Bu senin dediklerini bilmiyor mu? Onlarla görüşürsen bunun cevabını bana da söyle. Ben de merak ediyorum. Tamam Alper. Cenazede görüşürüz. Abi bizim cenazede ne işimiz var? Biz de iyi bilirdik demezsek rahmetlinin arkasından Abdüley. Sence o cenazede kim bunu der? Ahu? Görüşmemiz lazım. Önemli.
Hoş geldin de.